Ben vakalara falan da inanmıyorum ayrıca. Birçok şey protesto etmek için, maç kutlamaları için bile dışarı çıkıyor. Boş yere emek verilmesin çünkü yemek yemeyeceğiz. Başta şunu taşımak çok zor. Terin içinde kalıyoruz. Belki daha çok çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Mayıs ayının sonunda kısıtlamaların kalkması planlanıyor. Bakalım Kayseri halkının yazdan beklentileri neler? Yazdan beklentileriniz neler? Vallahi yazdan herhangi bir beklentimiz yok ama bu kısıtlamaların tamamen ya son bulması ya da tamamen kapatmaları gerekiyor. Çünkü insanın beyni bulandı. Şu an ne yapacaklarını bilmiyor kimse. Desen yoksullukta zaten cabası. Her şey belli zaten ortada. Vallahi aç kalanlara bakacaklarsa tam kapanma olsun. Yoksa da yani yapacak bir şey yok. Bırak insanlar çalışsın, işine gücüne baksın yani. Bu. Yazdan beklentilerimiz daha rahat, daha serbest, daha nasıl diyeyim ama herkesin her şeyden önce birbirine karşı saygılı ve gene bu önlemler içerisinde mesafeli davranması. Çünkü ne kadar da serbestleşecek olsa her şey, hayatımızın içinde olan bu koronavirüs ki kalacak bizim hayatımızın içinde koronavirüs, gene de dikkatli olmak zorundayız. Yani serbestliği her şeyde boşlamamamız lazım. Şimdi bir kere öncelikle enfeksiyon oranının düşmüş olması lazım ki yani birdenbire böyle çünkü bu kadar insan bayram oldu, seyran oldu, evinde kaldı. Ne durumda olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü 17 her şey kapandı olduğu için bilmiyoruz. Enfeksiyon oranının düşük olması lazım ki eğer bu risk varsa fazla da serbest bırakılmaması tarafları. Yani şimdi ilk önce halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Şimdi 2,5-3 hafta halkı içeri kapattılar. Şimdi de millet inadına yapıyormuşçasına, kerçana yapıyormuş gibi hepsi böyle dışarı çıktılar. Yani 2,5-3 hafta devlet güvenlik birimlerini, polisi, istihbaratı falan filan hepsini böyle yollara tutturdular falan milleti hani zapt etmek için bir nevi ama bir işe yaramadı. Şimdi bak dünden trafik allak bullaktı. Evinde olanlar hepsi dışarı çıkmış. Arabaların hepsi yani trafikteydi. Yani bir işe yarayacağını sanmıyorum. Halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Başta şunu taşımak çok zor. Terin içinde kalıyoruz. Belki daha çok çekiyor. Bilemiyoruz. Dikkat ediyor temizliklere, temizliğe de toplumda fazla kalabalığa girmemeye çalışıyor. Şu an mecbur kaldık çıktık. Normalde çıkmıyoruz. Elimizden gelen tedbirleri aldığımız için bence kalsın. Herkes kendine dikkat etsin. Etmeyen zaten bir şekilde hastalığı kapıyor. Yazın beklentilerimiz önce dualarla sağlık, huzur ve mutluluk, terörsüz, pandemisiz, bir daha güzel kaliteli bir yaşam. İnşallah insanlar biraz da dikkat seviyeli davranırsa, mesafe olsa bu pandemi %100 yeneceğiz inşallah. Bir konu da var. Kesinlikle çoluk çocuk herkes aşısını yaptırmalı. Şimdi bizim yazdan önce bugünlere bir göz atmak istiyorum. Şöyle ki bugünlerde aşırı sıkılıyor. Bak insanların bazı kesimleri serbest bırakılıyor, bazı kesimler aşırı sıkılıyor. Mesela çarşıda hiç işi olmayanlar serbest geziyor. Aslında işi olan insanların hiçbirisi dışarı çıkamıyor. Bunların da mağduriyetleri var. İkincisi yaza gelince yazın beklentilerimiz bugün biz Avrupa'dan geldik. Orada da insanlar maskesiz geziyor. Efendim böyle bu kadar kısıklama yok, bu kadar sıkma yok. Mesela yollarda her taraflarda polis var, gidemiyoruz, gelemiyoruz. Yapacak işlerimiz var, göremiyoruz. Zor bir durum diyor. Allah yardımcısı olsun milletin. Yazdan beklentilerimiz ne olsun bir tanem? Her yerde ekonomik kriz, insanlar aç. Biz işletmeciyiz. İnan artık biz de son haddimize geldik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Okul yok, iş yok, düğün yok, nişan yok. Gençler çok umutsuz. Ben vakalara falan da inanmıyorum ayrıca. Vakaları canlar istedikleri gibi düşürüyorlar, canlar istedikleri gibi kaldırıyorlar. Vaka falan yok. Haziran'ın başında emin olun ben çok netim. Açacaklar, her yerleri açacaklar. Ondan sonra 9. 10. ayı gördüğümüzde yine vaka patlaması deyip kapatacaklar. Sadece turizm için yapacaklar bunu emin olun. Koronavirüsü için tedbir yok. 3 haftalık bir yasak yapıldı. Ben yukarıda Kayseri'nin yukarısında bağ evinde kalıyorum. Kayseri'yi görüyorum. Kime yasak, kime göre, neye göre yasak? Herkes dışarıda. Herkes dışarıda. Dışarıya çıkmayan küçük çocuklar 18-6 ev hanımları. Herkes istediği gibi geziyor. Sıkı tutulan bir yasak yok yani. Biteceğini de hiç düşünmüyorum. Zaten önce çok başta inanmadım ben bu koronaya ama halen de inanmıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yapılan bir şey yok. Bilmiyorum. Olacak bir şey yok yani. Açacaklar her yeri. Ölen ölecek, kalan kalacak.
bensem de yani. Bu durumda hiç herhangi bir beklentimiz olmuyor içinde bulunduğumuz Covid yüzünden. Bence bıraksınlar, yasaklar hiçbir işe yaramıyor. Biz emek veriyoruz, evden milyonda bir ihtiyaçlarımız dışında çıkmıyoruz ama insanlar birçok şey protesto etmek için, maç kutlamaları için bile dışarı çıkıyor. Boş yere emek verilmesin çünkü yemek yiyemeyeceğiz. Bu herkes kaderini yaşasın bence. Yani bütün kısıtlamalar kalksın. Kalkmalı çünkü insan, gerçek ihtiyaç sahibi olan insanlar evde işlerine gidemiyor. Ama keyfe keder insanlar AVM kuyruklarını illaki görmüşsünüzdür. PTT kuyruklarını muhakkak görmüşsünüzdür. Gerek yok bence.